Bisiklet yolculuğundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok ilginç bir ulaşım aracı tanıtacağız. Elektrikli tek tekerlekli bisiklet. Yanımızda da Umut abimiz var. Bu cihazı kullanıyor kendisi. İsterseniz ondan biraz bu cihaz hakkında bilgiler alalım. Evet, kısaca önce sizi tanıyalım abi. Merhabalar, ben Umut. 2 yıldır bu elektrikli tek tekerlek kullanıyorum yaklaşık. Çok memnunum. Yani bence bir ulaşım aracı bu. Hani benim görüşüm geleceğin ulaşım araçlarından biri olacak diye düşünüyorum. Çünkü artık bildiğiniz gibi ulaşım araçları artık elektrikli bisikletler yavaş yavaş böyle onlar yaygınlaşmaya başladı. Yani kişisel elektrikli taşıyıcı diyebiliriz bence. Pekala, nereden geliyor bu? Yani nasıl buldunuz, nasıl keşfettiniz? Şöyle oldu. Ben otobüs durağında otobüs bekliyordum karşıda Beşiktaş'ta. Hı-hı. Birisi, bu cihazı kullanan birisi önümden böyle geçti. Döndüm şöyle baktım, hani çok şaşırdım ilk gördüğümde. Yani şu anda hani beni de görenler çok şaşırıyorlar, biliyorum onu. Çok şaşırdım, çok dikkatimi çekti. Hani nasıl böyle tek bir tekerlek üzerine gidebiliyor falan diye düşündüm. Bayağı bir araştırmaya girdim. İşte internetten falan araştırdım. O zamanlar çok fazla böyle yaygın değildi. Ondan sonra ben de bu cihazı binmeliyim, ben de bunu kullanmalıyım diye bir heves ettim. O hevesle böyle başladık, işte 2 yıldır da yaklaşık kullanıyorum. Herhalde bir de bu meslekle ilgili de kullanıyorsunuz. Evet. Ondan da bahsedeyim isterseniz. Evet. Normalde hani ben bu cihazı kullanıyordum. Daha sonra bir postacılık işine girdim. Yani postacıyım ben. Bir de dedim acaba bu iş için de kullanılabilir mi? İlk önce bir ay falan böyle yürüyerek yaptım postacılık işini. Baktım bayağı bir tabii yürümek epey bir yorulursun. Günde o zaman bir 15-20 kilometre yürüyor muydun? Aynen aynen, fazla bile oluyor bazen. Yürüyorsunuz yani bayağı bir mesafe kat ediyorsunuz. Sonra dedim ki hani bu tekerlek zaten kullanıyorum, bir de bunu işimde kullanmaya çalışayım. İşte görüştüm müdürlerimle falan, anlattım böyle bir cihazı falan. Onlara uygun gördüler, deneyebilirsin dediler. Denedim, gayet başarılı oldu. Yaklaşık 5 aydır falan da işte postacılık işini tek tekerlekli yapıyorum. Gayet de keyifli, yani güzel oluyor. Evet, gayet ilginç. Pekala, özellikleri ne? Şöyle, bu cihaz InMotion markasının V8 modeli. Şu an görmüş olduğunuz. V8 modeli işte 480 Wh bataryaya sahip. Yaklaşık 30 kilometre, 40 kilometre arası yol gidebiliyorsunuz. Tabii bu yol mesafesi, yani menzili, kullanan kişinin ağırlığı, yol durumu, eğimi vesaire onlara göre değişiyor. Aynı elektrikli bisikletlerde olduğu gibi, hani nasıl ki onlarda da yol durumu, eğim vesaire, kullanıcının kişisel ağırlığı falan menzili etkilediği gibi, bunlarda da etkiliyor gittiğiniz mesafeyi. Onun dışında yaptığı hız maksimum bunun 30 km hıza kadar çıkabiliyor. Onun üstüne çıkmıyor herhalde. Yok, onun üzerine çıktığı zaman kendisi otomatik, bunlarda bir fren sistemi var. Evet, kendisi şey yapıyor, frenliyor, işte uyarı zaten veriyor. Artı telefon uygulaması var bunlarda. Telefon uygulamasından cihazla eşleştiriyorsun ve cihazla kaç kilometre yol gittiğini görebiliyorsun. Cihazın toplam gittiği mesafeyi görebiliyorsun. Örneğin ben bu cihazı 5-6 aydır kullanıyorum. Şu andaki kilometresi 4000 kilometrede. Yani bu şu işe de çok yarıyor. Diyelim ki mesela ben bu ürünü satmak istiyorum. İşte diyorum ki az kullanılmış bir cihazım var filan. Getiriyorum size. İşte çok az kullandım. Bir ay filan ancak kullandım diyorum mesela. Yeni diyorum. Siz hemen uygulamadan giriyorsunuz. Eşleştiriyorsunuz. Bakıyorsunuz kilometresine. Yani cihazın menzilini görebiliyorsunuz. Hani o anlamda araba gibi, yani bir araç gibi alıp satarken cihazın kilometresini görmüş oluyorsunuz. O anlamda da güzel bir özellik. Onun dışında taşıma kolu var. Yani kullanamadığınız yerlerde cihazı şöyle taşıyabiliyorsunuz bir yanınızda. Bir bavul gibi. Aynen herhalde. Bir bavul, çekçekli bavul gibi yanınızda çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Yani bir ağırlık sırtınıza taşımıza gerek yok. Artı şurada bir el butonu var bunda. Yerden kaldırdığınız zaman tekerlek dönmüyor. Normalde yerden kaldırdığınız zaman tekerlek döner. Ama bunda dönmüyor. Onu engelliyor. Artı bir far var bu cihazda. Şöyle ön tarafta bastığım zaman böyle farı yandı. Bu da yolu gösteriyor. Tabii, bu da gece sürüşlerde falan görünürlük sağlıyor. Oo, çok iyiymiş ya. Gece de kullanıma uygun bir tabii, cihaz. Tabii, gece de kullanıma uygun. Şuralardaki petler
kutunun içerisinden çıkıyor bu cihazda. Hı hı. İsterseniz ayağınızın neresi hani sizi rahatsız ediyorsa buraya değdiği zaman, mesela kimilerinin şu ayak bilek kemikleri rahatsız ediyor cihaza değdiği zaman. Hı hı. Kimileri buraya yapıştırıyor. Benim için burası daha önemliydi. Şu kaval kemiğim çok çarpıyordu. Hı hı. O yüzden buralara yapıştırdım. Onun dışında tekerleği 14 jant bir tekerlek var bunda. Şey pardon 16 jant tekerlek var. Hı hı. Normal bisiklet tekerleğiyle aynı. Yani dış lastiğini falan değiştirebilirsiniz. Bisiklet, teker patladı mı ne yapıyoruz mesela? Patladığı zaman da çok basit. Distribütörün garantisi altında. Hı hı. Türkiye distribütörü var bunun. Yani bisikletçiye mi gidip tamir yok, edeceğiz yok. Yoksa oraya söyleyebilirsiniz, yani gönderebilirsiniz. Onlar, hı-hı, değiştiriyorlar. Zaten artı bunun değiştirmesi aslında basit. Hani kapakları falan vesaire çıkartıp normal bir şekilde kendimizde müdahale edebiliriz. Normal bisiklet tekerleği değiştirebilir gibi değiştirebilirsiniz. O da iyiymiş ya gerçekten. Aynen. Normal bir bisiklet pompasıyla şişirebilirsiniz tekerleğini. Havalı, hı-hı, bir tekerlek bundaki tekerlek. Yani jamlerli. Şarj süreleri falan nasıl? Yani şarj süreleri 3 saat yakın doluyor. Dolum şey yapıyor. Kullanmada işte dediğim gibi yol durumuna göre değişiyor ama ben mesela kendi işimden bahsedeyim. Günde ben 20 kilometre yol yapıyorum bu cihazla. Yani işimle ilgili. Bana 2 gün yetiyor. Yani bir gün doldursam, hı hı, ertesi gün de bana yetiyor. Mesela şarj cihazınızı taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Hani normal bir laptop, dizüstü bilgisayarın yaktığı, hı, elektriği yakıyor. Yani çok fazla bir elektrik bunlar da tüketmiyor. Şimdi bu normal hani laptoplarda görmüşsünüzdür. Aynı, hı hı, şarj şeyi, adaptörü. Yani bir laptop ne kadar elektrik yakıyorsa bu cihazda o kadar elektrik yakıyor. Yani, hı hı, çok yüksek bir elektrik falan tüketmiyor bunlar. Bunu yanında taşıyorsunuz. Örneğin bir laptop gibi şarj etmek aynen, mümkün. Aynen. Ofiste bile yani. Diyelim ki şarj ofis olabilir. Evet. Veya diyelim yemek yemek istiyorsunuz mesela. Girdiniz bir yere, kafeye. Siz yemek yerken takın şarja. Şarj olsun cihaz. Tekrar devam edin. Ben öyle kullanıyorum. Yani o imkan da var. Şey, güvenlik olarak neye dikkat etmek gerekir? Mesela bunda hiçbir güvenlik şeyi olmadığı için yani tek teker üstünde gidiyorsunuz. Evet, evet, farz edelim ki düştük veya da ne bileyim şişimiz mesela kas takmışsınız. Evet, evet. Kullananlar neye dikkat etmesi gerekir? Tabii bunlarda da işte bisiklet gibi, paten gibi, motosiklet gibi yani tekerlekli olan tüm araçlarda, hı hı, siz de biliyorsunuz bir emniyet almak lazım. Koruyucu ekipman, tabii, kullanmak lazım. Çünkü riski var. Sonuçta tekerlekli olan bütün şeylerde, patende de risk var. Ne bileyim, tabii, işte yani kaykayda da risk var. Bisiklette, aynen, de var. Hepsinde var. Dolayısıyla bunda da öyle bir şey ki hem bisiklet hem de motosiklet aksesuarlarını kullanabilirsiniz koruyucu. Mesela, hı-hı, şu an elimde gördüğünüz bu motosiklet eldiveni. İşte ne bileyim kask mesela bir bisiklet kaskı. İşte bunlar da mesela bir patenci koruyucu diskleri falan. Hı-hı. Yani bunların arasında bir cihaz, öyle bir cihaz arada kalıyor. Yani bisikletten biraz daha yavaş. İşte, yavaş ama daha çok korunmak gerekiyor, evet, herhalde. Korunmak onu gerekiyor. Anladım ben çünkü, aha, dirseklik var. Aynen, işte aynen, dizlik var. Tabii tabii. Ondan sonra kullanmak gerekiyor. Kask zaten olmazsa olmaz. Evet. Ya bu zaten çünkü riski var bu işinde. Hani, hı-hı, her şeyde olduğu gibi mutlaka koruyucu ekipman kullanmak gerekiyor. Türkiye'de nasıl yaygınlığı, hangi firmalar getiriyor veya almak isteyenler hangi cihazı almalı? Aha. Siz hangisini tavsiye edersiniz mesela? Şöyle söyleyeyim, ya Türkiye'de bu InMotion markasının distribütörü Proje 42 firması. Hı hı. Onlar getiriyorlar ve garantisini veriyorlar bu cihazın. Artı Ninebot firması var. O da yine Ninebot'un Türkiye distribütör firması. O da Ninebot markasına ait cihazları getiriyor. Bir de Godway ve Kingsong markaları var. Dolayısıyla hani benim bildiklerim bunlar, bu kanallardan bir şekilde edebilirler. Bir de YouTube kanalı var herhalde sizin. Evet, benim de bununla ilgili YouTube kanalım var. Bu cihazların tanıtımı ile ilgili işte insanların merak ettiği, aynen aynen, merak ettiği soruları falan yanıtlamak anlamında böyle biraz cevap olsun diye videolar atıyorum. Dediğiniz gibi turlar yapıyoruz. Bu cihazı kullanan başka arkadaşlarla buluşup, hı hı, işte İstanbul içerisinde böyle geziler yapıyoruz. Onların videolarını falan atıyorum YouTube kanalıma. Evet arkadaşlar, Umut abinin kanalına siz de abone olabilirsiniz. Burada kaskta da zaten yazıyor. New Unicycle diye yazıyor. Oradan kanala abone olup Umut abiye destek olabilirsiniz. Bu cihazı da merak ediyorsanız arkadaşlar,
Orada yine tanıtım videoları var herhalde. Evet, bayağı orada. İşte orada tur videoları, tur videolarımız tanıtım, var. Kaza videoları bile gördüm ben. bir tane yani, kaza videosu var. Evet. Ben de düştüm bir tane. Onun da var. Gerçi evet, orada görüntü oradan yok ama. Onları görüp yani merak ediyorsunuz, almak isteyenler Umut abinin kanalından görebilirler. Evet arkadaşlar, bugün sizlere çok değişik bir cihazı tanıtmaya çalıştık. Umut abi cihaz hakkında çok güzel bilgiler verdi kendisi. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.